Merhaba arkadaşlar, matematik dersimizde bugün sayı problemlerini göreceğiz. Burada birçok karışık problemleri birlikte çözümleyeceğiz. İlk sorumuzu görelim. Bir çubuk 12 eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her biri 8 santim daha uzun olsaydı, çubuk 9 eşit parçaya bölünecekti. Buna göre çubuğun boyu kaç santimdir? Şimdi 12 eşit parçaya bölünüyor dediğine göre o halde çubuğumuzu biz 12x olarak alabiliriz. Her biri 8 santim daha uzun olsaydı, yani bir parça 8 santim daha uzun olsa 9 parçaya bölünecekti. O halde çubuğun boyu aynı olduğuna göre bunu 12x'e eşitleyelim. 9x artı 72 eşit 12x. 9x'i eşitleyin bu tarafına attık. 72 eşittir 3x ve x eşittir buradan 24 olarak sonucu buluyoruz. Peki bizden ne istiyor? Çubuğun boyu. Biz neyi bulduk? Bir parçanın uzunluğunu. Çubuğun boyu 12x olduğuna göre 12 ile demek ki 24'ü çarpmamız gerekiyor. Çarptığımız zaman buradan bulacağımız sonuç 288 olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Bir kümeste toplam 40 tane horoz ve tavşan vardır. Horoz ve tavşanların toplam ayak sayısı 110'dur. Buna göre kümeste kaç horoz vardır? Şimdi horoz 2 ayaklı, tavşan da 4 ayaklı. Buna göre sorumuzu hemen bir denklem şeklinde kuralım. Horozların sayısına x dersek, toplamda 40 tane hayvanımız olduğuna göre, tavşan diyeceğiz, tavşan sayısı da 40 eksi x kadar olacaktır. Horoz için ne dedik? Şuna x diyeceğiz, pardon, buna 40 eksi x diyeceğiz. Horozlar iki ayaklı olduğuna göre, o halde horozların sayısını 2 ile çarpacağız. Tavşan 4 ayaklı olduğuna göre 4 çarpı 40 eksi x eşittir. Toplam 110 tane ayak olduğuna göre 110'a eşitleyeceğiz. Parantezi açalım. Buradan eksi 2x 160'ı eşitleyin bu tarafına geçirelim. Eksi 2x eşit eksi 50. Her tarafı eksi 2'ye böldük. X 25. Demek ki bu kümeste horozların sayısına x demiştik. 25 tane horoz vardır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Bir grup öğrenci sınıftaki sıralara ikişerli oturunca 15 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer öğrenciler sıralara üçerli oturursa 4 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Hemen sorumuzu alalım. Şimdi sıra sayısına x diyelim. İkişerli oturunca, yani 2x olduğunda 15 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer sıralara üçerli otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. O halde öğrenci sayısı aynı olduğuna göre bunları birbirine eşitleyelim. 3x eksi 12 eşit 2x artı 15. 2x'i bu tarafa atalım. 12'yi de eşitliğin bu tarafına attık. X eşit 27. Bizden ne isteniyor? Kaç tane öğrenci vardır? O halde bu sınıfta demek ki ne demiştik? 2x artı 15 kadar öğrenci. 2 çarpı 27 artı 15 diyoruz. 54 artı 15. Buradan 69 tane demek ki sınıfta öğrenci vardır diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Ezgi merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp ikişer ikişer iniyor. Ezgi'nin merdivenin basamaklarını inerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından 11 fazla olduğuna göre merdiven kaç basamaklıdır?
Şimdi ikişer inip üçer çıktığına göre biz merdiven basamaklarına 6x diyelim. O halde merdivenleri çıkarken attığı adım sayısı diyelim, üçer üçer çıkıyordu. 6x bölü 3, 2x. İnerken yine attığı adım sayısı 2'şer 2'şer iniyordu. 3x. Diyor ki inerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 11 fazla olduğuna göre o halde 3x eksi 2x kaça eşit? 11'e. X buradan kaça eşit? 11'e. Biz başta basamak sayısını kaç almıştık? 6x. O halde x yerine 11 yazarsak demek ki bu merdiven 66 basamaktır deriz. O halde sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacak. Bir gömlek, iki kravat ve üç pantolonun fiyatı, toplam fiyatı 250 liradır. Bir gömlek, dört kravat ve yedi pantolonun toplam fiyatı 530 liradır. Buna göre bir gömlek, bir kravat ve bir pantolonun toplam fiyatı kaç liradır? Sorumuzu alalım. Gömleği G ile gösterelim. Bir gömlek artı iki kravat artı üç pantolonun fiyatı 250. Yine bir gömlek, dört kravat ve yedi pantolonun fiyatı da 530. Şimdi şöyle bakalım. Biz yukarıdakini 3 ile çarpalım. Denklemi, ilk denklemi ne olacak? 3 gömlek artı 6 kravat artı 9 pantolon eşittir 750. İkinciyi aynı yazalım. 6 çıkartalım bakın. 3 gömlekten 1 gömlek çıktı, 2 gömlek. 6 kravattan 4 kravat çıktı, 2 kravat. 9 pantolondan 7 pantolon çıktı, 2 pantolon. 750'den de 530'u çıkartalım, 220. Hepsinin katsayısı 2 olduğuna göre 2 parantezini alabilirim. Ve her iki tarafı 2'ye bölersek, 1 gömlek, 1 kravat ve 1 pantolonun toplam fiyatını 110 lira olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Burak'la Yavuz'un paraları toplamı 120 liradır. Burak Yavuz'a 15 lira verirse paraları eşit oluyor. Buna göre ilk durumda Burak'ın kaç lirası vardır? Hemen şöyle yapalım. Burak ve Yavuz diyelim. Başlangıçta Burak'ın x lirası olsun. Toplamda 120 liraları olduğuna göre Yavuz'un 120 eksi x lirası vardır. Burak Yavuz'a 15 lira veriyor. O halde Burak'ın cebinden 15 lira çıkıyor. Yavuz'un o halde 15 lira daha parası oluyor. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Birbirine eşitliyoruz. X eksi 15 eşit. 120'ye 15 ekledik. 135 eksi x. Eksi x'i bu tarafa atalım. 15'i de eşitliğin diğer tarafına geçirelim. 2x eşit 150. Her tarafı 2'ye böldük. X eşit 75 olarak Burak'ın parasını bulmuş oluyoruz. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı. Bir yurtta odaların bir kısmı 3, bir kısmı 4 yataklıdır. Yurtta 27 oda ve 93 yatak olduğuna göre 3 yataklı oda sayısı kaçtır? Sorumuzu alalım. Bizden 3 yataklı isteniyor. O halde 3 yataklıya x diyelim. Diğeri de 4 yataklı diyor. O halde 4 yataklı içinde ne dememiz gerekecek? Toplam 27 oda vardı. 4 yataklı da 27 eksi x kadar vardır. O halde demek ki 3x artı 4 çarpı 27 eksi x toplamda kaç tane yatak varmış? 93 tane.
28 10 108 eksi 4x eşit 93. Eksi 4x artı